Yani bize iyi veya kötü bir haber versinler artık. Libya'nın Bingazi kenti Mısra otoyolu üzerinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 9 Türk restoran işçisinden 10 gündür haber alamayan ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Hatay'ın Serinyol mahallesinde ikamet eden işçilerden İsa Altunay'ın ailesi yetkililerden yardım bekliyor. Biz de işte Cumhurbaşkanı'na şey çektim, faks çektim. Ama hiçbir bilgi yok işte. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan. Başbakanımızdan. Durumu haber ekibimize anlatan ve 10 gündür kocasından haber almadığını bildiren Hicran Altunay, gerekli birimlere başvurduk. En son 31 Ekim Cuma günü eşimden haber aldım. 9 kişi olduklarını, korkmamam gerektiğini söyledi. Bingazi'den Mısrata'ya gideceklerdi. Oradan da uçağa binip geleceklerdi. Oraya giderken ne olduysa bilemiyoruz diye konuştu. En az 6 ay veya hani bir sene kalmayı düşünüyordu sorun çıkmasaydı. Yokluktan gitti yani oraya, mecburiyetten gitti. Altunay patronuna ulaştık, patronu cezaevinde olduğunu söylemedi. Emniyetli bir yerde olduklarını söyledi. İyiler dedi. Biz zorlayınca Türk konsolosluğuna ulaştık. Onlar da emin değillermiş. Bize de kendilerini devlet ve asker diye nitelendiren bir grubun elinde olduklarını söylediler. Askeri bir kampta tutuluyorlarmış. Grubun adının da El Rejme olduğu da ifade edildi. Başka bir bilgi vermiyorlar. Hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. Ne olur sesimizi duyun, yetkililer yardım etsin, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz diyerek gözyaşı döktü. Biz de böyle beklemekten bıktık, usandık yani. Kim ilgileniyorsa, Cumhurbaşkanımız mı, Başbakanımız mı? Biz de buranın vatandaşıyız. Bizim bu duruma el atsınlar, yardımcı olsunlar.